Kuvacı olduğunuzdan hep şüphelenmiştim. Pusuya düştüğüm vakit beni bayılttı. Hangar patlamadan önce beni uzaklaştırdı oradan. Bizim daimi bir şekilde planlarımız suya düşüyor. Yeterli değil mi bunlar Albay Cevdet'ten şüphelenmemiz için? Bir ispatın var mı? Bana güvenmiyor musun? Babam, kumandan Vasili size güveniyor. Sen güvenmiyorsun ya. Bu topraklarda olmamızı bir Türk olarak azmetmeniz bana inandırıcı gelmiyor. Bolşevikleri bilip ihbar etmediğinizi öğrenince emin oldum siz kuvacısınız. Babamın katilisiniz. Konuş. Bir şey söyle. Ne söylememi istiyorsun? Gerçeği söylemeni istiyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorsun. Ben senden duymak istiyorum. Ben Yunan Generali Cevdet değil, Kuvayi Milliye mensubu Miralay Cevdet'im. Dolayısıyla Atina için değil, Ankara için çalışıyorum. Yunan zaferi için değil, Türk milletinin zaferi için çaba gösteriyorum. Ve bugüne kadar ne yaptıysam bu hain, alçak işgali bitirmek ve vatanımı hürriyetine kavuşturmak için yaptım. Bu uğurda Yunan cephaneliği de patlattım. Yakınlarıma karşı süngü kullanılmasını da emrettim. Seni ve arkadaşlarını da aynı sebepten ihbar etmedim. Ne? Aileniz biliyor mu? Biliyorlar mı onlar? Bir tek Azize. Onun öğrenmesine mani olamadım. Siz ailenizin sizden nefret etmesine, sizi bir vatan haini olarak bilmesine göz yumdunuz ha? Birbirimize ne kadar da benziyoruz. Senin üzerindeki üniforma da benimki de tamamen bir maske. Bizim gerçek hayallerimizi, gerçek gayemizi temsil etmiyorlar. Sen de bu işgal bitsin istiyorsun, bu savaşa son vermek istiyorsun, ben de. Aynı taraftayız aslında. Haklının tarafındayız. Hak. Haktan, hukuktan bahsetmeyin bana. Haktan, hukuktan bahsetmeyin siz. Babamı öldürdünüz benim. Madem beni öldürecektin, neden hapishaneden kurtardın? Hı? Neden kurşuna dizilmeme müsaade etmedin? Kişisel meselem sizinle. Miralay. General Cevdet'in odasından kumandanım. Telaşa mal yok kumandan. Neydi bu silah sesi? Üsteğmen silahın arıza yaptığından şüphelendi. Bize dokunur dokunmaz ateş aldı. Üsteğmen derhal bu silahı götürür değiştirsinler. Bu şekilde devam edemezsiniz. Derhal. Ucuz atlattık. Karargah içinde daha dikkatli olmanızı beklesem çok şey mi isteniz olurum general? Haklısınız kumandan. Elbette haklıyım. Kumandan, eğer müsaade ederseniz vazifeme başlamadan evvel eve gidip hazırlanmak isterim. Nasıl isterseniz general. Neden öyle bakıyorsunuz? Haklı olduğunuz için mi? Ateş etmeye cesaret edemedim diye mi? Haklı olmak gibi bir tasam yok üsteğmen. Bana rütbemle hitap etmeyin bence, ben askeriniz değilim sizin.
Ne olmuş sana böyle? Vazifeme girdin numaram. Beğendin mi? Rabbim, seni şu üniformayla bile gördüğüm ana sevindirir beni. Anayım ben. Anam. Anam. Babacığım. Sen. Geçmiş olsun. Sağ ol kız. Şükürler olsun sana bir şey olmadı. Geçmiş olsun baba. Sağ ol kız. Kumandan katı kararı bildirmek için neyi bekliyor? Keşif birliklerinin dönmesini bekliyor zannederim. Ya da Yunan tarafıyla bir görüşmede mevzu bahis olabilir. Arkadaşlar, Yunan ordusunun taarruzuna karşı İnönü mevziinde gerçekleştirdiğimiz müdafaa resmen neticelenmiştir. Zafer Türk ordusunundur. Yaşasın İsmet Bey. Mustafa Kemal Paşa. Zafer tüm ordumuzun ve milletimizin zaferidir arkadaşlarım. Uzun bir müddettir küçük fasılalar hariç aralıksız devam eden Yunan ilerleyişi bugün İnönü'de durdurulmuştur. Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu düzenli ordumuzun ilk zaferidir. Ki büyük zaferin ancak düzenli ordunun kurulmasına bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal Paşa'nın da ne kadar haklı olduğunun delilidir. Ben Mehmet'i çok özledim. Annem de haklı. Yanında kalsın istedim. İstemez mi? İster elbet. Kim ister bebesinden ayrılmak? İster anasına bıraksın, ister kızına. Bebesin o kokusu var ya. O koku düştü mü aklına, yüreğine laf geçiremez. Yanımızda olsun, emniyette olsun da. Öyle. Hoş gelmişsin Yakup. Hoş bulduk Hasibana. Bir havadis duydum da sokaklarda kulaktan kulağa söyleniyor. Türk ordusu İnönü'de de zafer kazanmış. Ne? Zafer mi? Yakup enişte doğru mu söylüyorsun sen? Doğru doğru. Ya, şükürler olsun. Babaanneyim. Kumandanım. Mustafa Kemal Paşa'dan telgraf var. İnönü Muharebe Meydanı'nda Garp Cephesi Kuzey Kesimi Kumandanı ve Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi İsmet Bey'e. Bugün sadece Ankara değil, Anadolu'nun dört bir yanı gözü dönmüş düşmanın gayretinin hamiyetiniz karşısında ezildiği haberiyle şerefyab oldu. Bugün devletimizin kumandasındaki küçük fakat milli ülkülü genç ordusu en dar bir hesapla üç kat üstün düşmanı İnönü'de mağlup etti. Harp tarihine kendi elleriyle parlak bir misal yazdı. Kalbi vatan ve hürriyet sevdasıyla yanıp tutuşan bu millet, erkeği, kadını, genci, yaşlısı ile bu zaferi kendilerine hediye eden askerlerinize minnettardır.
Zaferin müsebbipleri olan zat halinizle kumanda ve silah arkadaşlarınız dünya tarihinde unutulmaz şanlı bir menkıbe sahip olarak ebediyen yaşayacaklardır. Bu münasebetle gazilerimizi hürmet ve minnetle yad eder, şehitlerimizin aziz ruhlarına takdisatımı takdim eylerim. İmza, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Var olun Mustafa Kemal Paşa! Kumandanım, affınıza sığınarak telgrafın bir bölümünü nakletmediniz. Telgraf geldiğinde makine başındaydım kumandanım. Mütevazısına bu vesileyle vakıf oldum. Mustafa Kemal Paşa, bu vesileyle Mirli Balığa terfimi beyan ediyor. Yaşasın! Düşmanı durdurmak nihai zaferin ilk adımıydı arkadaşlar. Bundan sonra bize düşen vazife, milletimizin beklediği o büyük müjdeyi vermek ve düşmanı memleket topraklarından ebediyen söküp atmaktır. Emredersiniz paşam! Bu zafer insanlara umut oldu yavrum. Yunanlıların bizi gömmeye çalıştığı mezardan çıkmamak diyememiştim Miralay'ım. Kesinlikle. Miralay'ım karargâhta vaziyet nasıl? İyi. Kumandan Filipos olanların sorumlusunun Hamilton olduğuna inandı sanırım. Hamilton da cezasını çekti zaten. Leon? Tahmin ettiğimiz gibi. Leon benim kuvvacı olduğumu anladı. Hatta işi bana silah çekmeye kadar götürdü ama vurmadı. Miralay'ım sizin için tehlike arz etmesin. İntikam sahikiyle hareket edeceğini zannetmem. Sabahın şereflerinin hayır olsun. General, İsmet Bey'in selamı var. Ne yapıyorsun yürü? Siz onun dediklerine bakmayın. Yürü başını beraber sokacaksın. Görüyorsun ya. İsmet Bey'e derhal telgraf çek. Yeni emirleri var mı öğrenelim. Emredersiniz. Siz doğruca karar gel mi? Evvela Azize'ye. Şimdi... Size o kadar generalin, subayın, askerin arasında. Ne yapsaydım Ceylet? Burada mı dursaydım? Bekleyeceksin tabii ki. Ne yapmaya geldin oraya Azize? Ne yapabilirdin? Nasıl kurtarabilirdin ki beni? Azize, Allah rızası için bana bir söz ver. Benim için bir daha hayatını tehlike atmayacaksın. Söz verdir, boşu boşuna günah sokma insanı. Azize, Allah rızası için bir söz ver bana. Yahu senden benden bahsetmenin sırası mı? Şu seslere baksana. Duyuyor musun? Zafer'in sesi bunlar. Ne kadardır hasret kaldığımız Zafer'in sesi. Allah İsmet Bey'den razı olsun. Bundan böyle ada İnönü'yle beraber andır. Allah ondan razı olsun. Allah onun askerlerinden razı olsun. Allah senden razı olsun. Senin gibi kahramanlarımızdan razı olsun. Sizin sayenizde Mehmet'imiz sadece büyümeyecek.
yapma Allah aşkına. Sokaktan gelen seslerin sebebini de mi merak etmedin? Savaşı biz kazandık. Yunan ilerleyişini Yunan'ı durdurduk. Ne güzel. Babam da temize çıktı. Onu biliyorsundur zaten. Yunan ordusunun sadık bir neferi olduğunu bir kez daha ispat etti. Bilmez miyim? Leo? İyi misin sen? Neden güpegündüz içki içiyorsun? Leon söylesene. Dayım delirmiştir şimdi. Beni arıyordur her yerde. Bu halde mi gideceksin karargâh? Ne var halimde? Ben de onu soruyorum. Ne bu halin? Neden konuşmuyorsun? Bilmen mi? Daha iyi bilmemen mi? Bilmiyorum. Neyi bilmem mi? Her derdimi. Yani her şeyi böyle konuşarak, anlatarak çözebilir miyiz? Anlatırsan rahatlarsın. Belki benim yapabileceğim bir şey vardır. Yok. Senin yapabileceğin bir şey yok. Leo. Mağlubiyetin stratejik sebepleri... Mağlubiyetin lojistik gereksinleri... Mağlubiyetin moral etkisi. Bla bla bla. Bu kadar çok sebeplerini ve gerekçelerini biliyorduysanız... daha önceden sesiniz çıkarsaydınız da mağlubiyete engel olsaydınız. Halbuki bu konuda konuşması gereken bir kişi varsa o da sizsiniz general. Beni defalarca uyarmışsınız. Kumandan ben vazifemi yaptım. Eğer bana itimadınız varsa acı konuşmaya devam edeceğim. Elbette. Dost acı söylere... Kumandan, topların kaybı bize büyük zarar verdi ama eğer topları muhafaza edebilseydik de Türkler yine de kazanabilirlerdi. Samimi fikrim, zaferlerimizden sonra hızlı hareket ettiğimiz yönündedir. Bana sorarsanız, bundan sonraki taarruz planlarımızı zamana yayarak, etraflıca düşünerek, kuvvet toplayarak yapmalıyız. Bir de şu Mr. Hamilton'ın planlarıyla alakalı bunu daha önceden düşünemeyip ortaya çıkartamadığınız için kendinizi suçlamayın lütfen. Ben de çok geç fark ettim maalesef. İngiliz değil mi? Dikkat etmemiz gerekir idi. Daha fenası bir İngiliz gidiyor, geliyor yenisi. Yenisi kumandan? Yenisi. Mr. Hamilton gitti, geldi Mr. Barnes. Mr. Barnes kim, tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Diplomatmış güya. Zaten bugünlerde kime sorsan herkes diplomat. Mr. Hamilton'la ilgili söyleyecekleri, soracakları var anladığım kadarıyla. Evet. Gel. Kumandanım, sokaklar hakkında bilgi istemişsiniz. Evet, nedir durum? Türkler şehrin birkaç yerinde kutlama yapmayı sürdürüyorlar kumandanım. Kalabalık da. Küçük kalabalıklara gelir. Yılanın başını küçükken ezeceksiniz. Kumandan, eğer emriniz olursa hadiseyle alakadar olayım. Hayır general. Böyle önemsiz bir görev için sizi meşgul etmeye değmez. Üstemin Leon'u çağırın bana. Buradan selam olsun İnönü'ye ve İsmet Paşa'ya. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya. Buradan selam olsun Anadolu'ya. Ve hürriyete susamış Türk milletine. Hürriyet bizimdir kardeşlerim. Hürriyet bizimdir.
duygusalların yüzündeki coşkuya, saadete bak. Özlemişim be. Özlemişim valla. Özlemişiz, susamışız, hasret kalmışız. Yahu bunu anlatabilecek bir kelime yok ki benim hafızalamda. Filipos müsaade edecek mi ki buna? Ne? İşte bu kutlamaya, şarkıya, Türkiye'ye. Müsaade isteği yok ki. Elinde geleni ardına kovasın. Doğru diyorsun da elinden geleni ardına koymazsa işimiz var. Aa İlhan ya. İlhan kardeşim. Arkadaşlar gözümüz aydın. Gözümüz aydın İlhan, gözümüz aydın. Gelecek günler de aydın. Hadi. Gel. Hüsemin, Simirni sokaklarında Türkler sözüm ona zaferlerini kutluyorlar imiş. Derhal müdahale edeceksiniz ve bu saçmalığın büyümesine engel olacaksınız. Emredersiniz. Bu çocukta bir haller var general. Bir asker için fazla hassas, duyarlı. Ne dersiniz? Ben Üsteğmen'i sizin kadar iyi tanımıyorum kumandan. Daha fazla huzursuzluk çıkarırsanız güç kullanmak zorunda kalacağız. Huzursuzluk çıkardığımız yok. Bu insanları iki sokak yürümeyi çok mu görüyorsunuz? Generalin kızı olmanız size ancak bir uyarı hakkı daha kazandırır Hilal Hanım. Fazlasını beklemeyin. Sizden iltimas dilenecek değilim. Elinizden ne geliyorsa yapın da görelim. Üsteğmen. Söylenecek söz yok, görevimiz belli. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Generalimizin kızına elbette ki bir şey yapmayız. Fakat diğerleri sizin kadar şanslı değil. Dağıtın. Dağılın demiş idik. Dağılın ve mesele kapansın. Hadi gidelim, gözünü ısmırmış bunların. Bu sokakta işimiz bitti, başka sokaklara gideceğiz. Çok acıyor mu Cezmi? Yok Hilal kardeşlik. Artık acımıyor vallahi. Haydi yere dipçik yemekte kafası alıştı herhalde. Yıldırma be. Yardım et hadi. Millet de zulme alışmış. Kaçıştılar hemen asker gelince. Korkuyorlar da ondan. Onları yüreklendirmek bize düşer.
Halk etrafına baktığında kendini yalnız hissetmemeli. Cephedeki zafer İzmir'de titretsin istiyorsak... ahaliye bu toprakların bizim olduğunu hatırlatmamız gerek. Nasıl hatırlatacağız Hilal? Batma mı var? Valla bayrak asalım diyeceğim ama... Filipos memlekette kırmızı kumaş bırakmadı. İlla bir yolu vardır. Bunlar işimizi görecek mi? İnşallah. Allah! Cezmin, ne oldu? Yürümcek. Ne? O yürümcek bana yumruğum kadar fırladı çıktı oradan. Cezmi, biri geldi, yakalandık sandım. Sen de Yunan'dan korkmuyorsun, parmak kadar örümcekten mi korkuyorsun? Öyle deme. Yunan'ı elbet süreceğiz buradan. Ama bunlar kalıcı. Tükenmez bunların suyu. Ver hadi. Lütfulara söylemek yok. Tamam, söyleme. Hadi çabuk dolduralım şunları, çıkalım. Açıyorsun değil mi lan Osman? Hadi. Hadi acele et, bak askerler gelecek ha. Osman hadi lan, yakalanacağız şimdi. 40 yıllık hırsız bir Berlut. He? 40 yıllık hırsız bir mi? Zor aç oraya girip, bir lafayım. Tamam tamam, hadi acele et. Bir yağlar şu kapıyı. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Lütfü. Şimdi oldu. Hadi. Çabuk, çabuk. Aman. Hadi. Hadi hemen kaçalım. Geliyor askerler, gel. Hemen içeri kontrol et. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum nereye? Dede gel. Yorunca nasıl da ateşlendiler? Ellerimize sağlık arkadaşlar, başardık. İzmir! 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 Ahmet, koş saklarımız bayrağı getir oğlum.
Baba, ne inan görürse? Görürse görsün oğlum. Hakkımızdır. Sevr imzalandıktan bu yana bu şehirde bir bayrak asıldığı görülmedi. Hadi koş. Çarşafların altında oğlum. Demek Mr. Hamilton'ı siz öldürdünüz. Evet, şeref duyuyorum. Türkler için çalışan ajanınızı değil de... onu ortaya çıkaran generalimizi suçlamıyorsunuz umarım Mr. Barnes. Hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir niyetim yok. Mr. Hamilton'ın yaptıkları affedilir gibi değil. Nitekim general de affetmedi. Buraya gelirken İzmir sokaklarında dolaştım kumandan. Bir şehrin nabzı sokaklarında atar. Şehrin sokakları pek çok görüşmeden, rapordan, istatistikten daha fazla şey söyler. Sokaklarda ne gördüm biliyor musunuz? İzmir'in kontrolünü kaybetmek üzeresiniz. Keşke ben de gülebilseydim. Ama Türklerin koca sokağı kırmızı beyaza boyadıklarını görünce gülemedim. Mr. Barnes. En güvendiğiniz ajaniniz kontrolünüzden çıkmış, Türklerle işbirliği yapmış ve siz burada oturmuş bizim Simirni'deki gücümüzü, itibarımızı mı sorguluyorsunuz? İnönü'de olanların ardından önümüzdeki ay Londra'da bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Politikacılar ve diplomatlar katılsın. Beni alakadar etmiyor. Konferansta ordunuza, hatta bizzat size verilen desteğin gözden geçirilmesi gündeme gelirse alakadar olursunuz belki. Tekrar Mr. Hamilton'ın yaptıklarından ötürü hükümetim adına özürlerimi kabul edin. Hadsiz münasebetsiz! Kumandan, lütfen söylediklerine itibar etmeyin. Tek maksadı sizi sinirlendirmek. Kumandan. Pablo! Emredin kumandanım. Türkler, Simirni'de bir sokağı mı boyamışlar ne? Derhal gidin sildirin, çabuk! Emredersiniz kumandanım. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kumandanım. Sizi önemsiz bir görev için meşgul etmeyeyim demiş idim general. Lakin durum değişti. Kim yapar böyle bir şey? Ne isterler adamcağızdan? Zavallı Hristof. Kendi halinde bir boyacıydı. Reva mı şimdi bu? Tadır mıydı? Birkaç muhabbetimiz vardı o kadar. Yazık yine yazık. Cephede savaşmak başka. İzmir'in göbeğinde sapır sapır adam asmak. Gurur duyun eserinizle, gurur duyun. Suçsuz günahsız bir boyacıyı asmışsınız. Şuna bak. Sanki biz asmışız, bizim içimiz yanmamış gibi konuşuyor. Yorgo, bana mı dedin? Ha? Tanımadın herhalde Lütfü ben. Sadece sana değil Lütfü. Hepinize diyorum. Ya tamam da bir günah varsa bunu yapan aşağılık katilindir. Duydunuz değil mi beni? Bak aşağılık katil diyor. Ya Allah aşkına benim ne günahım var? Bu insanların ne günahı var? Sokaklara çıktınız. Ortalığı belveleye verdiniz. Hristos'un kanı hepinizin ellerinde dursun. Ağzından çıkanı kulağını duysun yok o. Bir hezzet katil diyemezsin. Asıl bir katil varsa bu şehir bu memleketi işgal eden yulandır. Biraz cesareti varsa gider onlara konuşursa tamam mı? Dağılın. Hadi. Ne oluyor burada? Katil diyorlar bize. Ben el dağıtım bunları. Hadi herkes evine. Hadi. Katilsiniz siz. Hadi yürüyün ayrılmayalım birbirimizden. Sen de gel. Tamam Osman. Onlar ne yapıyorlar orada? Onları dağıtın. Herkes evine. Emredersiniz. Sağ olun orayı. Genelim. Şöyle asker. Hadi yürü. Yürü. Anam benim, buralara kadar geldin, zahmet ettin. Ah Azizem, sen de yanımızda olsan keşke. Yunan şehrinden kurtulup bir yuvana dönsen. Bu şehirde, evde de güvendiğimiz artık orası muamma babaanne. Niye öyle dedim, bir şey mi oldu? İzmir karışıyor anne. Siz bilmiyorsunuz tabii. Sokağın ortasında bir Rum'u asmışlar. Türkler yaptı diyorlar. Sebebi neymiş? Bilmeyiz kızım. Lakin ölen de garibanın biri. Şimdi ömürlük komşular birbirinin boğazına sarılacak intikam diye. Hilal nerede? Sabah yetimhaneye uğrayacaktı. Kızım, kardeşini biliyorsun. Bir delilik etmesin ne olur sahip çık. Gözünü seveyim. Tamam anne. Anam. Hadi sen de artık eve git geç olmadan kızlar bıraksın tabii, seni. Tabii götürürüz biz. Sen hiç merak etme annem. İki tane kapı gibi muhafızın var. Aman Efsun ulaşmış bir şey. Yok tamam. Anam. Hadi kızım dikkat edin. Önlerine gelin. Çabuk çabuk çabuklar sokağa dökün. Tamam dur. Aa, ana. Şöyle duvar dibinden yürüyün sizler. Şöyle. Bizi kendi şehrimizden def edeceksiniz he? Haksızlar. Gidin buradan. Hepiniz çıktığınız deliğe geri döneceksiniz. Bu sokaklar bizim. Sokaklar bizim. Sinir de bizim. Bırak geçin be evladım. Türklerin zaferi için sokağa çıkacak kadar kuvvetliyse... buna ihtiyacın yok. Bıraksanıza adamı.
Ben bu gavuruna bu toprağa gömerim Esu. Esu sakın. Hep beraber eve gideceğiz. Söz verdim. Gücünüz ona mı yetiyor ha? Gelin. Kurtarın kendisini. Yeter artık. Esu'm canım lütfen. Bak çok kalabalık. Öldürecekler amca evine. Ne istiyorsun sen? Seni de mi öldürsünler istiyorsun ha? Sen, tamam. Benim, biz ne yapalım? Nereden gidiyoruz? Şuradan nereden gidelim hadi. Esu. Ne oldu? Esu. Korktunuz mu? Size de haddinizi bildirelim mi? Simirine'ye ibret olsun. Eğer sonunuzun onun gibi olmasını istemiyorsanız kanınızı pırtınızı toplayın gidin buradan. Simirine bizimdir. Simirine bizim. Defolun bu toprakları bizim. Defolun bizim. Defolun bizim. Defolun bizim. Defolun Rumlar defolun he. Şu cürete, şu küstahlığa bakın general. Bu cinayet ile Simirli'de yaşayan Rumlara bir mesaj verilmek isteniyor. Bu cinayet yüzünden Rum halkı galeyana geliyor kumandan. Haksızlar mı peki? Kendinizi onların yerine koyun. Haklılar elbette. Lakin bizim vazifemiz katili bulmak. Katili bulup adaleti tesis edersek halkı yatıştırabiliriz. Neye fark eder? Sonuçta katil bir Türk. Suçlu o. Hatta bütün Türkler suçlu. Ta en başında sokağa dökülmeyecekler idi. Ben bütün gayretimle sükuneti tesis etmeye çalışacağım kumandan. Başta Büyük Britanya olmak üzere bütün batılı ülkelerin gözü üzerimizde. Mr. Barnes da tetikte. Onların eline koz vermek doğru olmaz. Bir şey olmayacak değil mi Samet? Buraya girmeyecekler değil mi? Olmaz tabii. Lablar bizi koruyacak. Hem biz burada ususta oturduk da biz bir şeycik olmaz. Keşke Ali de burada olsaydı. Ya dışarıdaysa? Bilal abla, Yıldız abla. Hilal abla, Yıldız abla. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Niye oradan da değilsin sen? Hilal ablalar yok mu? Yok. Ne yapacaksın ileri Yıldız'ı? Korktun mu yoksa gürültüden? Kendim için korkmadım, Ali için korktum. Ali mi? Hangi Ali? Hani buraya çocuklar geldi en son. Onların arkadaşları. Onlar buraya gelirken o gelmemiş, kaybolmuş. Ya dışarıdaysa, ya başına kötü bir şey geldiyse. Kim söyledi sana kaybolmuş diye? Ali'nin arkadaşları. Samet. Samet'ti senin adın, öyle değil. Arkadaşların korkmuşlar. Kafaları karışmış onların. Burada herkes güvende. Dışarıda kimse yok. Kimse unutulmadı. Bizzat ben ilgileniyorum. Anladın? Ali gelmedi mi yani? Bırak Ali Mali. Ali yok. Unut. Bak. Bu hikayelerle hemşirelerin kafalarını da karıştırmayasın. Anladın? Hadi. Hadi odaya şimdi. Hadi bak. Çerçevesini indirmek de adalet değil. Dağılın hadi. Kırın. İzmir'i derhal terk etmeniz gerekiyor size. Bir Rum boyacı öldürüldü. Ben her ne kadar inanmasam da bir Türk'ün öldürdüğüne inanıyor halk. Kim yaptı peki? Bilmiyorum, araştıracağım. Lakin vaziyet ciddi.
Ortalık kan gölüne dönecek. Derhal terk etmeniz lazım burayı. Ceret, konuşmayalım bunları. Terk etmek, gitmek böyle bir yol yok benim için. Aziz, sen burada vaziyetin farkına değilsin. İzmir'de bir kıvılcım çaktı, aleve döndü. Yangın olup dört bir yanı saracak. Ne yapmamı istiyorsun peki? Yangın her yanı sarmışken ben terk edip gideyim, öyle mi? Benim evim burası. Ceret, benim yurdum. Kaçmak yok. Yanacaksak birlikte yanacağız. Çare bulacaksak da birlikte bulacağız. Azize, burası Dağıstan'ın çiftliğine benzemez. Burada kimin nereden çıkacağı, tehlikenin nereden geleceği belli olmaz. Dağıstan'ın çiftliğinde efecilik oynadım, bitti diyorsun yani artık, öyle mi? Beni zor durumda bırakıyorsun Azize. Niye zor durumda kalıyorsun? Aklım sende kalıyor. Endişeleniyorum senin için. Endişelenecek bir şey yok Cevdet. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Neyi yapıp neyi yapmayacağımı başkalarına sormak gibi bir adetim yok benim. Doğru bildiğimden vazgeçme adetim de yok. İyi, peki madem. Beni burada tutmak yerine öldürmeye karar vermişsinizdir inşallah. Aksine vazifenin başına dönebilirsin. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranın? Kararlarımın sorgulanmayacağını anlamış olmalısın Hava. Bir yanlış anlaşılma oldu, öfkemi senden çıkardım. Yapılacak çok iş var. Vazifenin başına. Kumandan. Leon. Beni emretmişsiniz. Evet Leon. Sana mühim bir vazife vereceğim. Of 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 of. Allah razı olsun Efsun'la Emine'den sağ salim getirdiler bizi. Yoksa şu kıyametin içinden çıkamazdık maazallah. Hilal'ım, sen de habersiz dışarı çıkma kızım. Bu sefer durum fena. Babaanne, iyi misin? Eşkıyalar. Tamam, bir şey. Yıldız, pencere önünde durma. Bu ne arıyor burada? Kim? Leo. Kim bilir derdini? Şimdi anlarız. Babaanne. Yok bir şey. Su getirmemiz lazım. Günler. Kumandan Filipos gönderdi beni, sizi konağa götürmemi emretti. Hadi buyur. Sebep? Türk mahallelerinde durum gittikçe kötüye gidiyor. Ortalık sakinleşene kadar en azından konakta kalmanız daha iyi olur. Deli bu adam. Deli değil, zır deli. Daha dün peşimizdeydi, babamı kurşuna dizdirecekti. Ne oldu? Şimdi evinde misafir mi edecekmiş? Vaziyet değişti. Babanız masumiyetini ispatladı. Olanlar da ortada. Sen pek meraklısın bakıyorum bu konağa. Seviyorsun herhalde. Ne alakası var Yıldız? Nesini seviyorsun tam olarak? Hı? Geniş odalarını, manzarasını, ne bileyim yemeklerini. Anlasana. Yıldız, bizim tek derdimiz sizin emniyetiniz. Bugün taşı atan yarın evi yakar. Tabii, emniyet. Zahmet etmişsin oğlum. Ama o mendeburun konağı daha emniyetli değildir bize. Hasibe Hanım, kumandanın emri kati. Ben mecburum sizi götürmeye. Biz kumandanın askeri değiliz. Burada kalıyoruz. Gidiyorsunuz kızım. Hep birlikte gidiyoruz. Kumandan Filipos nezaket göstermiş, sizin emniyetinizi düşünmüş. Belli ki son günlerde olanları da telafi etmek istiyor. Aynı nezaketle cevap vermek icap eder. Ana, sen bu kızlara misal ol, yol göster onlara. Baba, biz başımızın çaresine bak... Kızım, sizin fikrinizi soran olmadı. Derhal hazırlanın, 2-3 parça eşya alın, gidiyoruz. Başka tek kelime duymak istemiyorum. Gözün aydın. Kayınbaban seni seviyor. Babaanne. Yavrum. Tamam. Madem geçici bir süre, dişimizi sıkıp katlanacağız. Yürü. Yürü yine de yardım edin bana ya. Yine geldik bu namübarek yere. Kumandan. Hoş geldiniz. Davetime icabet ettiğiniz için çok büyük mutluluk duydum. Böylesi zor günlerde ailemle alakadar olmanız büyük incelik kumandan. Fakir annemize hoş geldiniz o zaman he? Çok değişmiş burası. Hasibe Hanım, dikkatinizden hiçbir şey kaçmıyor. Bravo. Vasili denen köylü, kız kardeşimin sofistike zevklerini de kör etmiş idi.
Burayı düzene sokmak bir hayli zamanımı aldı. Eski halini bilmem ama şimdiki hâle eşsiz olmuş kumandan. Elbette eşsiz. Odalarınız hazır. Hava, konuklarımıza odalarına kadar eşlik et. Buyurun. Aleyküm. Kumandanınız. Leon, iki gündür sesin solun çıkmıyor. Bıraktığın mektubu okudum. Ona rağmen arayıp sormadın yani. Neyse, biz konakta kaldığımız sürece burada kal, olur mu? Yoksa mümkünatı yok, görüşemeyeceğiz. Tamam, geç hadi sen. Burası sizin. Tek kişilik yatak yeterdi. Zira Yakup bu çatı altında başka birinin koynunu tercih eder. Yıldız. Kusura bakma abla. Ben diğer misafirlerle ilgileneyim. Ne oldu sana? Kalbini kırmayayım. Akşama teselli edersin, bir şeyci kalmaz. Yıldız, bu yaptığın ayıp ayıp. Benim yaptığım ayıp? Aldatan sen, ayıp eden ben. Oh, ne hala dünya? Yıldız, Allah aşkına şu mevzuyu kapat. Tamam, kapatalım. Boşa beni kapatalım. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Sonra git Havva'yla ne yapmak istersen yaparsın. Yıldız, boşanma boşanma yok. Çıkar şunu kafandan. Ben de seni boşanmadığına pişman etmezsem. Hasbinallah. Herkes ne kadar sessiz general. Türklerin sofrada konuşmamak gibi bir adetleri olduğunu duymuş idim, evet. Lakin böylesi bir ölüm sessizliği hiç düşünmemiş idim. Çok zor günler atlattık kumandan. Sessizliğimizin sebebi bu olsa gerek. Sen atlatmış olabilirsin baba, lakin biz Türkler için bu zor günler devam ediyor. Birkaç sokak ötede Türkler canıyla sınanırken insanın ne yemek yiyesi ne de konuşası geliyor kumandan. Hilal, kızım. Kumandan, misafirperverliğiniz için şahsım ve ailem adına tekrar teşekkür ederim. Böylesi zor günlerde bize kapınızı açmanız gerçek bir dost olduğunuzun göstergesidir. Geçen yılda babam size ve ailenize kapılarını açmıştı, değil mi? Evet, öyle. Siz o dostun karşılığını verebildiniz mi general? Leon? Böylesi güzel bir sofrada babandan bahsedip ağzımızın tadını kaçırmayacağız umarım. Doğru, haklısınız. Benim babam bir hain olarak bu sohbete layık değil. Doğru. Bir hainin evladı olmak çok zor. Size katılıyorum üsteğime. Sizin açınızdan bakıldığında General Cevdet bir hain olabilir küçük hanım. Lakin şunu unutmayın ki önce o kendi vatanı tarafından ihanete uğradı ve sırtından vurulmuş idi. Vatan bir kişiden ibaret değildir kumandan. Evet, babamı sırtından vuran kişi bir kalleşti. Lakin vatan isimlerden, kişilerden öte bir mevhumdur. Harita üzerinde dağlar, ovalar, şehirler, sınırlardan da ibaret değildir vatan. Vatan bir avuç toprak parçasında bile can bulan bir ruhtur. Halit İkbal gibi konuştunuz Hilal hanım. Siminideki bazı gençler gibi
Siz de onun saçma yazılarını okuyup etkisi altında kalıyorsunuz anlasına. Gidişat hiç iyi değil. Vaziyet daha da fena olursa ne yaparız bilmiyorum. Eli kolu bağlı durmayız. Silahımız var çok şükür. Ne yapacaksın Efsun? Sen de çıkıp vurmaları mı avlayacaksın? Yok bacım, öyle demedim. Hani bizimkileri koruruz diye dedim. 3-5 silahla kimi koruyacağız Efsun? Kime gücümüz yetecek? Tamam sen de içini sıkma. Allah vere de hadiseler daha fazla büyümesin. Ne oldu? Buraya kadar gelmişler. Ah, ah, mezarı attılar. Efsun. Efsun. Yok. Yok gitti. Kaçmış çünkü. Ne yapacağız? Ben gitseydim Azize ha? Hayır bilmez. Ben sokakları senden daha iyi biliyorum. Hem sen kal Mehmet'e bak tamam mı? Tamam. Ne olur Azize gözünü seveyim. Kendine dikkat et. Kapıyı hiç kimseye açma. Beldire'ye de yaklaşma. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Hava, tebrik ediyorum seni. Misafirlerimize layık bir sofra hazırlamışsın adeta. Bütün marifetlerini sergilemişsin. Yıldız, hanım, siz beğenmediniz Havva'nın marifetlerini. Bazı şeyleri midem kaldırmıyor. Hazmedemiyorum, kusuruma bakmayın. Neden? Mide rahatsızlığınız mı var? Narin. Bünyesi narin kumandan. Hemen dokunur bir şeyler. Kumandan siz bu sefer likörleri beğendiniz mi? Ah, elbette bu seferkiler harikaydı. Nasıl unuttum. Ama hemen bir şişe getir konuklarımıza ikram edelim. Bana bu kadar yeter. Ben artık yatayım. Nasıl isterseniz Hasibe Hanım. İyi geceler. Sizin döseklerinizden sonra hiç kuskum yok. Çok rahat bir uyku çekeceksiniz. Ben Yunan çatısı altında uyku değil, olsa olsa çile çekerim. Hasibe Hanım'a ne yapsam yaranamayacağım, o belli. Kızlar, hadi siz de gidin yatın. Memnuniyetle. Biz de erkek erkeğe devam edelim. Yakup Bey, ah geldi. Bu sefer gönderdikleriniz gerçekten müthiş idi. Devamını beklerim. Seve seve. Zaten birkaç şişe vardı. Hepsini size getirdim kumandan. Generalin belirttiği gibi gerçek dostluklara. Gerçek dostluklara. Kardeş, bacım burada böyle durmayın. Allah korusun bir şey düşer tepenize. Çocukları da alın hadi. Ne yaparız biz şimdi bacım? Allah'larından bulsunlar. Halil Ahmet yok. Ahmet. Halil Ahmet yok. Ahmet. Ahmet. Oğlum. Bacım. Oğlum. Bacım. Efsun sen neredesin? Kovaladık Deniyusları aşağı mahalleye kadar. Ama yolu kapatmışlar. Kısıldık kaldık burada. Ahmet. Oğlum. Ne oldu çocuğa? Taşla kafasını yardılar. Yok yok hiçbir şey olmayacak. Hadi. Bacım yollar kapalı, hastaneye de götüremeyiz.
Esin bir şeyle kır şurayı. Yavaş. Tamam. Geçin. Geçin içeri. Geçin. Geç. Bak şimdi. Ha. Burayı revir yapacağız düz ayak. Bütün yaralıları buraya getireceksin, tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Hilal, bir şey mi aradın? Üsteğmen Leon'dan kitap isteyecektim de ben uyku tutmadı. Üsteğmen çıktı, kendi evine gitti. Kendi evine mi gitti? Evet. Tamam peki, tamam. Miral ne düşünüyorsunuz? Nereden başlayalım? Nasıl hareket edelim? Bir Türk bir Rum'u öldürdü diye bütün Rumlar İzmir'de sokağa çıktı. Bu hadisede başından beri kötü kokular geliyor Yakup. Ben katilin bir Türk olduğuna ihtimal vermiyorum. Nasıl ispat edebiliriz ki katil bulunmadı henüz? Katil çok iyi saklandığından değil, adam akıllı tatbikat yapılmadığından bulunamadı. Eğer cinayeti işleyenin kim olduğunu bulamazsak bu hadisenin altından kalkamayız. Bütün İzmir'in kaderi buna bağlı. Nereden başlayalım? En başından. Başına gelenlerin bir sebep olacak diye. İzmir patlamaya hazır bomba olunca ateşleyecek fitil bir yerden bir şekilde bulunuyor elbet. Gel bakayım. Bey amca. Bey amca. Aman tanrım. Rüya mısın? Gerçek misin general? Gerçeğim. İyi general olduğumu da bildim. Yazıklar olsun bana o zaman. Az içmişim demek ki. Şş, dur dur dur. Bırak şunu, bırak. Al sen. Konuşalım biraz. Senin gibi bir generalin benimle konuşacak nesi olur? Sen hep burada mısın? Bu sokakta mısın? Dayım, burası benim sokağım. Madem bu sokak senin, senin bu sokağındaki o direğe adam astılar. Onu konuşacağız seninle. Ben rüya mı, gerçek mi ayırt edemiyorum diyorum. Sen bana ne soruyorsun? Belki bir şey görmüşsündür, iyi düşün. Düşün bakalım, belki bize bir şey söylersin, yol gösterirsin. Yol gösterme işi bana kaldıysa vay halinize. Senin saatin de mi var? Nereden buldun bu saati? Boyacıdan mı aldın? Yok, ben ölmüş adamın malına mülküne göz koymam. Biriden mi çaldın? Hırsız değilim ben, kimseden çalmadım. Adam akıllı, kimden bulduğunu söyle, bunu seni rahat bırakalım. Buradan kaçan adam düşürdü. Buradan kaçan adam, kim o adam? Ne zaman kaçtı? Yemin ederim kim olduğunu görmedim general. İsa şahidim olsun görmedim. Yemin etme, tamam dur. Bak. Tanasiz. Tanasiz. Bizim taverneye gelip giden namlı bir kovadayı vardı Tanasiz diye. Olmasın Miralı? Gidip kendisine soralım. Bey amca, bu saat bende kalıyor. Ama. Haydi hayırlı akşamlar. Ya. Ama. Düşüncecik çocuktan ne istediniz be deyuslar? Abim sen evladım bana bağışla. Dayan Ahmet, dayan yavrum. Hiçbir şey olmayacak, siz hiç merak etmeyin. Tamam. Efsun, bana bir bez getir oradan. Bastır şunu. Bastır böyle. Çocuk değil.
idiotla olacak iş değil ki bu. Anne. Ne? Bastır. Bizim sokağa saldırıldığını duyunca çok korktum anne. Korkma yavrum, korkma. Sus. Kardeş ne oldu? Bıçakladılar bacım. Tamam alın şöyle. Hemen yatırın. Bizim sahi malzeme bulmamız lazım. Böyle olmayacak. Geç. Şuraya doğru alın siz de. Miralayım. Tanesin demiş şurası. İyi sen bekle ben yalnız konuşacağım. Buyurun. Tanesi sen misin? Benim. Siz kimsiniz? General Cevdet. Kendime küçük bir sofra kurdum. Misafir beklemiyordum. Ben misafirlik etmeye gelmedim buraya. Sana bir iki soru soracağım. İçer misin sen de? Güzel içki. İçmem. Gecenin bu saati geç benim için. Sen saatin kaç olduğunu bilmiyor musun? Hiç dikkat etmemişim. Dikkat etmedim bir saatim mi yok? Bak. Senin kaybettiğin saatini buldum. Hem de boyacının öldürüldüğü sokakta. Olabilir. Her gün geçtiğim sokak. Bak içki yaramadı sana. Şimdi söyle bakalım. Sen bu boyacıyı niye öldürdün? Kim istedi senden? Kalk ayağa. Tanasi kalk ayağa. Tanasi. Şş, kendine gel. Tanasi kendine gel. Tanasi. Bu sefer gönderdikleriniz gerçekten müthiş yetenek. Devamını beklerim. Seve seve. Zaten birkaç şişe vardı. Hepsini size getirdim kumandan. Öldü Yakup. Adam gözümün önünde öldü, zehirlendi. Masanın üstünde senin o Filipos'a hediye ettiğin likörden vardı, ondan içiyordu. Bir alayım mı? O likörlerden sadece bende var İzmir'de. Ben bir tek Filipos'a hediye ettim. Bütün bu olanların arkasında Filipos var o vakit. Boyacıyı Tanasis'e öldürttü, şimdi onu ortadan kaldırdı. Bir alayım mı? Filipos'un amacı ne? Rumlarla Türklerin birbirine girmesinden ne çıkarı var? Bizzat kendisine sorup öğreneceğim Yakup. Katili bulduğumu, katilin bir Türk değil bir Rum olduğunu söyleyeceğim ona. Bunun halka ifşa olmasını istemeyecektir, yoluma taş koyacaktır. İllaki bir açık verecektir, muhakkak. Ali, al bakalım Ali. Ye birazcık. Beceriksiz herif. Bir yetimhanedeki veletler eksikti başımızda. Şüphelenen biri var mı? Çocuk söylemiş bir yerine. Yok. Sadece bana söyledi. Ama ne? Sen ne yapıyorsun? Çocuğa yemek yediriyorsun. Git yatır şunu. Ali, gel bakalım benimle. Hadi. Geç bakalım. Burada usluca uyu, tamam mı? Sana oyuncak arayacağım. Söz. Hadi.
Er ya da geç uyanacaklar bu meseleye. Hiçbir şey olmamış gibi çocuğu götüremeyiz de yetimhaneye. Bütün çocuklar tanıyor onu. Ne yetimhanesi? Gerizekalı. Yüzümüzü gördü bu velet. Bir o zaman... O zaman çocuğu ortadan kaldıracaksın. Nikola. Ama o çocuk da... Yazarsa senin sonun olacak bir çocuk. Bu işi yarına kadar hallet. Nikola. Yoksa ben ikinizi de ortadan kaldıracağım. Entaksi. Yani katil bir Rum, öyle mi? Evet kumandan. Fanarses adında bir serseri. Bir kiralık katil. Kumandan, eğer halka bu hakikati anlatırsak... katilin bir Türk değil de bir Rum olduğunu aşikar edersek... Simene'deki karışıklığı sona erdirebiliriz. Tebrikler general. Gerseğe ulaşma konusunda oldukça büyük yol kat etmişsiniz. Madem öyle, madem buralara kadar geldiniz, o halde sırrımı öğrenmeye hak kazandınız. Aramızda hala sır mı var kumandan? Kaybettiğiniz güveni yeniden kazandınız. Masum olduğunuzu kanıtladınız. Ama ben hala aynı Filipos'um. O değişmedi. Hala sırlarım ve hala B planlarım var. Evet general, bu cinayeti ben tertip ettim. Boyacıyı Tanas ise ben öldürttüm. Kumandan. Şaşırmış görünüyorsunuz general. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Amaç kazanmak ise eğer, bu da bir yöntem. Ama askeri bir yöntem değil kumandan. Yarı askeri diyelim. Kumanda, şaşırdığım husus şu. Bu cinayet neticesinde Simirli birbirine girdi. Neredeyse bir iç savaş çıkmak üzere. Bunu neden istediğinizi anlayamadım. Çünkü general, Simirli'de bir plebisit düzenlenecek. Simirli'nin bizde mi yoksa Türklerde mi kalacağına karar vermek için bir halk oylaması yapılacak. Plebisita, Sev Anlaşması'nın bir maddesinde bahsi geçiyordu. Filipos da buna güveniyor. Bir alayım, bu cinayet onun işine yarayacak. Bir Rum sözde bir Türk tarafından öldürülünce bütün Rumlar Galyana'ya gelip sokağa çıkacaklar. Türklere baskı uygulayacaklar, şiddet gösterecekler. Türkler de bu şiddete ve bu baskıya dayanamayın İzmir'i terk edecekler. Böyle olunca olası bir halk oylaması sonucunda çıkacak sonuç belli. İzmir'in Yunan'a bağlanması. Onlar da bu sonucu alıp Londra konferansında koz olarak kullanacaklar. İzmir bize bağlansın diyecekler. Plan bu. Şeytanın aklına gelmez. Filipos'un gelmiş işte. Hatta gizliden oy sandıklarını bile hazırlatıyor. Bana açık açık söyledi. Şehrin nüfusu istediğim hale geldiğinde... Sevr Anlaşması'nın ilgili maddesi uyarınca... plebisit yapılması için baskı kuracağım dedi. Bizim buna mani olmamız lazım Yakup. Türklerin İzmir'de kalmasını sağlamamız icap ediyor. Ama evvela bunu Ankara'ya bildirmeliyiz. Derhal telgraf çekerim Miralı. Dik otur dedem. Rahat soluklamışsın. Hadi. Hadi kalk. Şöyle indir. Gülsüm adam. Evladım. Rüyü revir yaptığını duyunca... evden hemen ilaçları... yazdı bezleri aldım geldim. Allah razı olsun. Ben burada kalıp sana yardım edeyim. Allah razı olsun. Al. Al şunu. Şunu sana. Al sargı bezlerini. Şunu tamam.
Tamam, şöyle geçelim. Gel. Krem acını biraz hafifletir. Allah razı olsun senden. Ah be kızım. Bu yaraların acısı hafifler de bizim yüreğimizin acıları ne olacak? Ne hale düştük baksana. Buraya gelirken bir baktım. Karşımda sütçü Dimitri. Elinde meşale evleri yakıyordu. Döndü. Beni görünce kaldı öylece. Üç çocuğunu da ben doğurttum. Evine git Gülsüm teyze dedi. Gitmezsem ne olacak? Canımı mı alacaksın dedim. Eğdi başını. Utandı. Vazgeçti sandım. Sonra arkadan kalabalık bağırdı. Dimitri. Burası Türk evi. Getir meşaleyi. Gitti. Bir ocağa daha ateş düşürdü. Cephede cenk ettik, yetmedi. Şimdi bizi birbirimize düşürüyorlar. Ama ölmeden cehenneme de gitsek... yılmayacağız, İzmir'e sahip çıkacağız Gülsüm Hanım. Şu güzel İzmir'i bizim haline bak. Sokaklarda duballar tütüyor. Daha dün birbirle kardeşim diyediler, bugün birbirini vuruyor. Düşmanın kordona ayak bastığı güne lanet olsun. Bugün bugündür kan eksik olmadı sokaklardan. Kan fera da nefret en beteriymiş be Cezbi. İnsan içine işliyor. Düşmanı kovamadıkça büyüdükçe büyüyor. Kovamadıkça ne demek bre? Ordunun zaferinden habersiz gibi konuşur. Haberin var elbet. Ama zaferde sur olanları gördün. E olacak tabii. Düşman bu. Tıpış tıpış gidecek değil ya. Mağlup oldukça rezilleşecek. Saçacak mikrobunu iyiden iyiye. İzmir'e nasıl geldilerse öyle de gitmeleri yakındır Allah'ın izniyle. İnşallah. Ah Helena. Şimdi kim bilir nerededir, ne yapıyordur? Eh lan, neredeymiş, ne yaparmış? Tübe tübe. Elinin köründedir. Sokağın birinde taş atardır bize, ne yapacak? Helen öyle şey yapmaz. O yapmasa kardeşi yapardır. O yapmasa komşusu yapardır. Elbet bunu yapardır. Allah Allah. Onlar öyle insanlar değiliz mi? Yorgo da öyle değil derdi. Duymadın mı dediklerini? Görmedin mi yaptıklarını? Ya sen Yorgo ile Helen'i bir mi tutuyorsun Allah aşkına? Aa tabii. Yalan başka. O gökten zembille indi. Melaike kanatları var. Benim için hepsi bir arkadaşım. Hepsi bir. Bak insanı dinden imandan çıkartma Cezmi. Çıkmışım zaten çıkacağın kadar. Daha ne kadar çıkacaksın? Lafına dikkat et. Asıl sen dikkat et. Hey! Yeter! İkiniz de ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Eşeğine gücü yetmeyense birini de vermiş. İzmir'de defolup gitmeye Yunanlı hıncını birbirinize çıkarmayın. Madem pek öfkelisiniz, gidin düşmana kusun öfkenizi. Kardeşinize değil. Kusura bakma Lütfü kardeşlik. Ben öyle bir köpürdüm, söyledim. Hepsini geri aldım say. Tabii tabii, ben de dalmışım zaten. Hem sırası mıydı o lafların aşk falan? Kusura bakma. Olmaz öyle. Hadi sarılın, bir tebessüm olsun. Siz kardeşsiniz. Şöyle ya. Dikkat et, kırma kaburgaları da ha. Kıskanma, gel sen de gel. Dua edin be, böyle tatlı tatlı konuşuyor. Hadi bebet olsa. Uf, valla öyle bir bağırırdı ki taverna yıkılırdı Allah canım alsın. Sade bağırmakla kalsa iyi. Valla o koca koca ellerine bir Osmanlı tokadını akşederdi. Oo, gökyüzünde yıldızları sayardık valla. Eğimden asıl. Cadı rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yunan'ın askeri, topu tüfeği çizmesi hala memleketimizin topraklarına basmakta. Abisi gibi kendisi de İzmir'de şehit olan Mehmet'imize borcumuz baki. Öyle değil mi kardeşler? Ödeyeceğiz evelallah. Evelallah, ödeyeceğiz.
arkadan cevap geldi. Ne diyorlar? Halk oylamasıyla alakalı olarak vazife yapacak birini yolluyorlarmış İzmir'e. İsmi Baytar. Baytar mı? Takma da olsa gerek Miralayım. Ne yapacakmış bu Baytar İzmir'de? Tafsilatını bizzat Baytar'ın kendisiyle konuşacakmışız. Bu halk oylamasıyla ilgili çok büyük işler başaracağına eminler. Beni benden karşılayın, İzmir'e girişini sağlayın diyorlar. Bir diplomat olabilir mi diye düşündüm. Yahut bir keskin nişancı. Tabii daha mühimi, İzmir'e girişini nasıl sağlayacağız? Oy sandıklarıyla girer. Evet. Sen onu Menemen'de karşıla, Saadet Foça'ya geçeceksiniz. Ben de Baytar'ı oy sandıklarının İzmir'e gelmesiyle görevli bir arabacı gibi göstereceğim. Böylelikle rahat rahat girer İzmir'e. O sandıkları taşıyacak arabalar hiçbir kontrole takılmayacaktır, merak etmesin. Acil bir durum mu var? Çok önemli bir haber değil general. Olaylar kalan iki Türk mahallesini daha sarmış. Rum ahali oraları da sardı. Hangi iki Türk mahallesi bunlar? Ali Reis Mahallesi ve Hasan Hoca Sokağı. Anlaşıldı, gidebilirsin. Aziz'in evinin olduğu sokak. Benim derhal Aziz'i bulmam lazım Yakup. Yalayım ben. Sen Baytar'ı karşıla. Türkler en son bu kadar hızlı koştuklarında Selanik'ten kasıyorlardı kumandanım. Kursunlar bile vazifeni yapmana engel olmuyor, öyle değil mi Adoni? Otur. Bolşevikler düşmanlarının dahi vurmasını beceremiyor. Bir sıyrıktan daha fazlası gerekli beni öldürmeleri için. Türkler telaş içinde şehri boşaltıyor. Çok yakında Türk mahalleleri cansız sokaklardan ibaret olacak. Bolikala. Lakin yetmez. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın güvenliğini düşünmeliyiz Adoni. Bunun için yeni bir tedbir uygulayacağız. Nedir o? Türklerin Rum mahallelerine girmelerini yasaklıyorum. Giren her kim olursa olsun derhal tutuklanacak. Emredersiniz kumandanım. Türkler iyice bir köşeye sıkışsın bakalım. Onlar için gidecekleri tek yer Simirni'nin dışı. Git. Mr. Barnes geldi kumandanım. Çok önemli bir malumat aldım kumandan. Konuşabilirsiniz Mr. Barnes. Albay Adoni yabancı değildir. Ankara bu kargaşadan haberdar. Özel görevli birini gönderiyorlar. Bir tek kişiden mi bu kadar çekiniyoruz, nedir? Eğer Ankara bir kişiye bu kadar güveniyorsa evet. Kimmiş bu kişi? Baytar diye bilinen birisi. Baytar. İşgalini bilmiyorum. Ama önemi büyük. Anlaşıldı Mr. Barnes. Pablo. Emredin kumandanım. Derhal şehrin tüm girişlerindeki güvenlik önlemleri arttırılacak. Civar köylere haber salayım. Muhbirlerimiz gözlerini kulaklarını dört açsınlar. Baytar denilen adamı ihbar edene ödül verilecek. O adam bu şehre girmeyecek. Anlaşıldı değil mi? Emredersiniz kumandanım. Hala iyi durumda olmayanlar var. Bir de ilaçlarımız bitmek üzere biz. Hastaneye gidip malzeme alacağız gelirse. Hoş geldin general. Rahatsızsan buyur geçsen de baksınlar. Elim buraya da mı uzandı baba? Ne yapacaksın? Yaralılara bakmayı yasak mı edeceksin? Hadi bakayım işte. İçeriye ufak bir hastane kurmuşsun. Ne gerekiyorsa o. Silah gerekiyorsa silah, merhem gerekiyorsa merhem.
Seni koruyayım derken haksızlık ettim sana. Sana burada ihtiyaç var. Sana İzmir'in de ihtiyacı var, benim de ihtiyacım var. İzmir'in durumu çok fena Cevdet. İnsanlar acı çekiyor. Akın akın göç ediyorlar. Hepsi Filipos'un başının altından çıktı biliyor musun? Maksadını anladık. Şimdi mani olmaya gayret ediyoruz. Ankara bize yardımcı olmak üzere birini yolluyor. İzmir'den gelen haberler insanın ciğerini dağılıyor. Bir çare bulunacak Allah'ın izniyle. Huzurum böyle sürüp gitmez elbet. İlelebet. Günlük mü tutuyorsunuz? Yok. Şiir karalıyorum. Ben de gençliğimde şiir yazmıştım. Siz mütemadiyen yazar mısınız yoksa arada sırada mı? Öyle aklıma estikçe. Sizi burada herkes baytar olarak biliyor galiba. Şimdilik öyle icap ediyor. Sizi götürecek adamımız da geldi. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk Orhan. Beklediğimiz kişi herhalde. Baytar. Memnun oldum efendim. Hemen çıkmamız icap eder. Atlar arka tarafta buyurun. Peki madem. Allah yardımcınız olsun yüzbaşı. Hepimizin. Baytar Bey. Çare bulunacak. O zaman niye gelmedim? Şimdi ne anlatmaya geldim bilmiyorum. Belki de sadece bir... ölüye anlatabileceğim kadar ağır bir sır beni sana getirdi baba. Şu hayatta birbirimize söylemekte en cimri olduğumuz cümle... sen haklıymışsın oldu değil mi? General Cevdet senin orduna sızmış bir hainmiş. Doğru, annemin aksine ben bu meselenin peşini çabuk bıraktım. Belki de senin bu hikayedeki kötü adam olduğunu düşünmek daha kolay geldi, bilmiyorum. Peki sen hain değilsen, kötü de değil misin? Türklere kan kusturan kumandan Vasili mi iyi? Onun ölümüne sebep olan General Cevdet mi? Bolşevik olduğunu öğrensen şu mezarından çıkıp vuracağın oğlun mu iyi? Hiçbirimiz. Hiçbirimiz iyi değiliz. Savaş bana... geç de olsa bu kadar felaketin içinde hiçbir askerini yıkalamayacağını öğretti. Bir de kötü insanların, kötü sırlara sahip olanların, iyilerin gözlerinin içine bakmaya hakkının olmadığını. General Cevdet'in bana yaptığını ben karıma yapamam. Yapamam, onu ölüme gönderemem. Ama onun gözlerinin içine bakıp bu sırrı saklayacak kudretim de yok. İntikamını alamayacağım için kötü bir evlat olduğumu düşüneceksin, biliyorum. Affet bunun için. Ama ben senden,
savaştan, hepsinden önemlisi Hilal'den uzağa gidiyorum artık. Atina'ya dönüyorum baba. Oylamada kullanılacak sandıklar burada. Siz bu sandıkları İzmir'e taşıyan arabacı olacaksınız. İzmir'in girişi denetim altında. Siz bu belgeyi girişte gösterirseniz kimse bir şey sormaz. Sağ ol yüzbaşı. İzmir'de görüşürüz hayırlısıyla. Hayırlısıyla efendim. Allah yardımcınız olsun. İzmir'den gidişimin seninle yahut sana karşı hislerimle hiçbir alakası yok Hilal. Bunu anlamak ve kabullenmek senin için zor olacak, biliyorum. Ancak hayat bazen bizi böyle zor tercihler yapmak zorunda bırakabiliyor. Ben de şu an böyle bir yol ayrımındayım ve İzmir'de kalıp senin gözlerine bakamamaktansa İzmir'den gitmeyi tercih ediyorum. Hayatımda nelerin değişeceğini kestiremiyorum. Değişmeyeceğini bildiğim tek şey sana duyduğum aşk. O sonsuza dek sürecek. Leon. Benden köşe bucak kaçıyorsun üstelik. Kaçmak? Göz göze gelmemeye çalışıyorum diyelim. Şimdi kaçmak deyince korkuyormuşum gibi anlaşılabilir. Zerre korkum yok sizden. Zaten bunları konuşmanın bir anlamı yok ben. İstifa mektubumu hazırladım. Birazdan dayıma vereceğim ve İzmir'i terk edeceğim. Atina'ya dönüyorum. Bolşevik arkadaşlarına bir söz vermemiş miydin sen bu yola çıkarken? Sizi ilgilendirmez benim Bolşevik arkadaşlarıma verdiğim söz. Zaten onlara artık faydalı olabileceğimi düşünmüyorum. Görevimi de layığıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Savaş, vatan, İzmir artık bu kelimeleri ben duymak istemiyorum. Sen Atina'ya gittikten sonra mı Bolşevik oldun? Öyleydi değil mi? Evet. Bolşeviklere katıldıktan sonra bir vatan haini olduğun aklına geldi mi hiç? Asla. Niye? Vatandaşlarının düşman olarak gördüklerini kardeş saydın. Onların vatanperver dediklerini düşman olarak benimsedin. Doğru değil mi? Bu benim değil, onların sorunu. Doğru şeylere yanlış isimler vermişler. Doğru şeylere yanlış isimler vermişler. Evet. Doğru şeylere yanlış isim vermişler. Haklısın. İşte insanın haklılığa olan inancının insana yaptıramayacağı şey yoktur. İnsan bu inançla vatanı uğruna vatan haini damgası yemeği dahi göze alır. Öyle bir şeydir ki, aile bağlarının bile bu inanç yanında hiçbir değeri yoktur. Bak kendine, dayının burnunun dibinde dayının vatan haini olarak tanımlayacağı bir vazifeyi yapıyorsun. Siz işgal karşısındaki haklılığınızı benim babamın ölümüne mi kılıf yapıyorsunuz anlayamadım. Bu memleket yıllardır savaşıyor evladım, ben de öyle. Ben her gece yastığa başımı koydum da öyle toz pembe rüyalar görmüyorum. Ama hissettiğim şey vicdan azabı. Veya pişmanlık da değil. Çünkü ben zalime karşı savaştığımı biliyorum. Ben her ne yapıyorsam hürriyet için yaptığımı biliyorum. Leon, biz ayrı vatanlara, ayrı milletlere mensup olabiliriz. Ama aynı ideallere sahip iki subayız. Gitme Atina'ya. Burada kal. Burada kal. İdeallerimiz uğruna birlikte savaşın.
Yıldız Hanım. Seninle hiç uğraşamayacağım şimdi. Aldatılmak zor tabii. Senin gibi güzel bir kız bile aldatılabiliyorsa diğer kızlar ne yapsın he? Ne demek istiyorsun sen? Boşanmakta haklısın diyorum. Yakup gibi kaba, kıymet bilmez biri hak etmiyor seni. Bu seni hiç alakadar etmez. Benimle kocam arasındaki bir mesele bu. Söz konusu bizim hizmetimiz olunca konu beni de alakadar ediyor Yıldız. Sana rağmen Havva'yı tercih etmek. Ahmak Yakup. O kızda da ne buluyorlar anlamıyorum. Bütün erkekler etrafında dolanıyor. Bütün erkekler? Babam da kendisine pek düşkün. Koskoca Yunan kumandanı Filipos evindeki pespaya Türk kızına aşık oldu. Neyse, ben Yakup'a benzemem Yıldız. Güzel olan şeylerin kıymetini bilirim. Senin adına sevindim. Gözleri böyle mi? Böyleydi, böyleydi. Tepesinde saçı yok. Bu kim kumanda? Bir şüpheli mi var? Yeni bir istihbarat aldık general. Ankara, Simirni'ye bir adamını yolluyor imiş. Kod adı Baytar. Muhbirimiz sağ olsun, eskalini belirliyoruz. Görevimiz kumanda mı? Simirni'ye giriş yapılabilecek yerlerde kontrol noktaları oluşturulacak. Bu resim çoğaltılıp hepsine dağıtılacak. Baytar, Simirni'ye ayak bastığı anda yakalanacak. Resim hazır general. Güzel. Derhal bunu kontrol noktalarına ulaştırın. Emredersin general. Siz de çıkabilirsiniz. İzmir onlara kalıyor. Bırakmayız kızım. Gerekirse gider tek tek konuşuruz, kapılarını çalarız. Evinizi, memleketinizi bırakmayın diye ikna ederiz. Dinlerler mi ki? Ümit verirsek dinlerler. Korku yanacak, ümit yener. Aşk da... korkuyu yener mi anne? Yener. Aşkın karşısında hangi duygu ayakta durabilir ki? Öfke, kin, utanç, gurur. Hiçbiri duramaz kızım. Peki ya bir şeyler kopup gittiyse? Kopup gittiyse çaresi yok. Bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsın. O ipin en sağlam yeri o düğüm olur. Ama o ip her dokunduğunda o düğümü hissedersin. Hep hatırlarsın sebebini, sonucunu. Kabullenmek zorunda kalırsın. Yavrum. Ben konağa gideyim, merak etmesinler. Tamam. İzmir'in hali malum kızım. Ne olur dikkat edelim. Tamam anne. Bizzat Baytar'ın kendisiyle konuşacakmışız. O halk oylamasıyla ilgili çok büyük işler başaracağına eminler.
bak Velayet. Hadi at kendini aşağı. Bak yorma beni. Kendin yaparsan vebali benim boynuma sayılmaz. Hadi. Anneciğim, babacığım. Anneciğim, babacığın hayatta yok. Zaten olsalardı benim seninle ne işim olur ki? Ama yok. Öldüler. Senin de ölmen gerek. Yoksa beni öldürürler. Hadi. Hadi yürü şimdi, bak ben iteceğim aşağı seni. Hadi yürü. Yürü Ali. Yürü. Ali dur. Lanet olsun. Tanrı ve melekleri seni kahretsin Nikola. Ali. Bak seni serbest bırakacağım, tamam mı? Ama bir şartım var. He, dinliyor musun beni? Bak. Bu taraf Simirne. Bu tarafa dönmek yok, tamam mı? Oraya dönersen ölürsün. Anladın? Bu tarafa gideceksin. Yorulana kadar, ayakların acıyana kadar bu tarafa koşacaksın, tamam mı? Dur, bekle. Al bunu Ali. Acıkırsan yersin, tamam mı? Simirde'ye dönmek yok. Sakın. Hadi Ali. Koş. Koş. Üsteğmenim, bavullarınızı giymeye taşıyayım mı? Üsteğmenim, bavullar diyorum. Gemiye binecekseniz kameranıza götüreyim. Kaçta kalkıyordu gemi? Yarım saat sonra. Tamam, ben birazdan geçiyorum. Geç. Açın kapıyı. Yunan kumandanlığının özel emriyle geliyorum. Geç. Yani Foça'dan beklediğimiz sandıklar geldi, öyle mi Adoni? Evet kumandanım. Türkler akın akın gidiyor. Sandıklarımız geldi. Halk oylaması için her şey hazır kumandanım.
Güzel. Daima mı? Aptal çocuk! Bir sorun mu var kumandanım? Leon, istifa etmiş. Artık savaşa tahammülü kalmamış, Atina'ya dönüyoruz. Nereye kumandanım? Nereye olabilir Adoni? Elbette Leon'un evine. Hoş bulduk Yıldız. Nereye? Seni alakadar etmez. Ne demek seni alakadar etmez? Sokaklar karışık, her yer can pazarı. Sen dışarı mı çıkıyorsun? Çok umurundayım sanki. Sen git sevginle alakadar olsana. Yıldız! Acınacak bir haldesin biliyorsun değil mi? O kız seni parmağında oynatıyor. Ne demek o? Filipos'la da karıştırıyormuş demek. Kendini mühim sanma yani. Sen de onun yavuklarından birisin sadece. Ben kimsenin yavuklusu falan değilim. Ne oldu? Hep sen mi idare edeceksin iki kadını? Bak o senden uyanık çıktı. İki erkeği birden idare ediyormuş. Kız bir dinler misin? Dinleyemem. General Filipos'a gitmem gerekiyor. Arkasında çevreden işleri o da bilir. Filipos'un yanına mı gideceksin? Ha? Delirdin mi sen? Evet delirdim. Gideceğim Filipos'a dertleşeceğim. Seninkiyle benimki karıştırıyor diyeceğim. Hakikati mi öğrenmek istiyorsun ha? Senin tek derdin hakikat mi? Evet. İyi. Kumandan Filipos'un arkasından yasal olmayan birkaç ticari iş çevirdim. Rahatladın mı? Havan elini tutarak. Kızın bana karşı bir alakası vardı, ben de onu kullandım. Sırf ticari bir iş için kızı kullandım. O mühür benim elime geçsin diye böyle bir rezillik yaptım. Sonunda söyledin bana. Doğru söylediğini nereden bildim ben Yakup? Yıldız, ben zaten İzmir'in en güzel kızıyla evliyim. Neden anlatayım seni? Bana baktığında şımarık ve hadsiz bir kızdan başka bir şey görmediğini söylemiştin. Bu süslü laflara inanmamı bekleme şimdi. Şimdi bambaşka bir şey görüyorum, olur mu? Atina'ya giden gemi 5 dakikaya kalkıyor. Yolcular güverteye. Yeter bu kadar soytarılık. Dağılın. Hanımefendiye bir bakın. İşte Rum'a benzem o. Akillenmiyor bunlar. Kızım, sen neden hala Simirne'den defolup gitmedin? Siz kimi nereden kovuyorsunuz? Burası bizim de memleketimiz. Artık değil. Defol git Ankara'nın bozkırına. Kemal'in yanına. Çekilin önümden de gideyim. Siz ne diyordunuz? Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Çocuk aklını yitirmiş olmalı. Gelmedik mi daha? Az kaldı kumandanım. Çekilin yolumdan gideyim.
Simirli'den neden göç etmen gerektiğini önce bir anlatalım da. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Efendim, bir şey yok. Sadece güzel bir hanımefendi gördük, biraz kafamız karıştı. Dağılın. Gerisini biz hallederiz. Emredersiniz. Küçük hanım, tutuklusunuz. Ne? Asıl tutuklamanız gerekenler onlar. Siz gelmeseydiniz az kalsın bana. Sizin burada olmamanız gerekiyor. Türklerin Rum mahallesine girişi yasaklandı. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Öğrenmiş oldunuz. Ben bir şey yapmadım diyorum, anlamıyor musunuz siz? Ben bir şey yapmadım. Stratioti. Bırakın o kızı. Kumandan Filippo'nun kati emri var. Türklerin Rum mahallelerine geldiği takdirde tutuklanmaları gerekiyor. Bırakın o kızı dedim size. Emrediyorum. Ben de bırakmayacağım diyorum. Kumandan Filippo'nun emri sizin emrinizin üstünde. Yürüyün, gidiyoruz. Bırak! Bırakın dedim. Sebep? Karım o benim. Nihayet sizi hakiki kimliğimle selamlayabilirim. Ben Miralay Cevdet. Sizin namınızı Baytar diye duyduk. Madem öyle, siz de beni gerçek kimliğimle tanıyın. Mehmet Akif.